Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bu sefer de yanımda Eray var. Biliyorsunuz ikinci turun ikinci maçına geldik. Bu diğer iki günde videolarımız devam edecek. Bugün Portekiz-Belçika maçı olacak. Eray Belçika'yı seçmek istedi. Ben de Portekiz'i alacağım. Ama şu an çok da korkuyorum çünkü sende Ronaldo var. Yani büyük bir farkın falan yani. Falan, mis gibi adamlar var. Hatta hani en büyük favorilerden biri zaten Belçika. Yine tabii ki C728 ile beraberiz. Vallahi maşallah var gerçekten. Devasa. Şu anda da yani bu oyuncunun adını unuttum gerçi de Manchester'daki o Speedy Gonzalez mis gibi görünüyor yani. Bizim Dişan boyu kadar vardır şu an anladığım kadarıyla. Dişat da gelip zaten bakmıştı. Tabii 75 inç olmasının avantajı daha keyifli, daha güzel olması. Ama QLED olmasının avantajıyla da hem Dolby Vision, Dolby Atmos destekleriyle çok keyifli bir deneyim bizlere sağlıyor. İlk videoda da yani bir önceki videoda da zaten bununla oynamıştık ve orada da belli başlı şeyleri söylemiştim. Ama 1.2 milyonluk bir kontrast olanı ve 10 bit renk desteği var. Yani milyar renk seçeneği var ve gerçekten şu anda bu PES'in ana sayfasında bile o geçişlerin hepsini net bir biçimde gösteriyor. Hele böyle büyük bir ekranda tabii ki PES oynamanın keyfi bambaşka ayrı da ya. Güzel oluyor. Hani biz işte daha geldiğinden beri oynuyoruz. İşte ilk Eren videosunu da çektik. Eray'la da bir oynadık falan. Ya çok ayrı bir keyifli olduğunu da söyleyelim. Tabii ki bunun dışında Android olmasının da avantajı var. Bu sayede Google Play'deki oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Netflix, Amazon Prime, Twitch vesaire hepsi var. Ve bu kadar büyük bir ekranda tercih edebiliyorsunuz. Tabii ki 65 inç olmasına rağmen, pardon 75 inç olmasına rağmen bunun 65 ve 55 inç versiyonu olduğunu da söyleyeyim. O da rahat bir şekilde bizlere kullanım sağlıyor. Yani benim bu kadar büyüğe ihtiyacım yok diyorsanız zaten salondaki kullanım falan da önemli. Hani bu kadar geniş alan varsa 75 okey de 55 yani daha küçük yerlerde 75'i kullanmak göğüs sağlığı açısından da tabii ki çok da iyi değil. Yine aynı panel kalitesiyle diğer tabii. Hatta şöyle hani 55-65-75 arasında panel kalitesi aynı. Aynı zamanda TCL'in şöyle bir şeyi var. Ne diyorlar ona? İddiası var. Amerika'daki bu modelle İngiltere'deki bu model, Almanya'daki bu model, Türkiye'deki standart. Bu model aynı, aynı. Lokalizasyon yok. İşte Türkiye'de gerek çok yok. Çok markada kısalım, görüyoruz onu ya. Ucuzlatalım diye şöyle olsun, malzemeden kısalım durumu yok. Nasılsa bu C728 serisi o şekilde geçiyor diyerek ayda geçiyorum. Sağ geçti. Okey. Çok azıcık ses verelim ama ya. Şimdi ben anlatırken şey olmasın dedim de. Şöyle 15. Bu arada 10 kö ses sistemi var. Yükseğe aldığınızda bayağı coşuyor yani şöyle. Ben aşağı kattaydım dedim ne oluyor bir an yani. Bayağı. Ki bu yani Euro 2020 gibi çok ince bir müzik. Bayağı sağlam ses veriyor. 20 seviyesi bizim için iyidir. Tabii ki yine maçın bazı noktalarında gidip sizlere bir soru soracağım bu televizyonla alakalı. Ve onun cevabını verdiğinizde doğru cevap veren bir kişiye PES hediye edeceğiz. Dünkü hediyemizi de şu anda büyük ihtimalle Instagram'da paylaşmışızdır ya da paylaşmak üzereyizdir. Orada da çekiliş sonucunu görebilirsiniz. Daha finale kadar böyle maçlarımız devam edecek her maç olduğu gün. O yüzden takip etmeye de devam edin diyeyim. Şöyle oyun planı diyeyim biz zaten. Ben artık ama gerçek skoru bir tutturmak istiyorum ya. O çok güzel olur ya. Bir denk gelsek var ya en sağda da zaten şey yapabilirsin. Yükle diyerek bir önceki senin hazırladığın. Bu sefer hazırlıklı oldu valla. En azından kadroyu ayarlamakla uğraşmayacağız. Hı hı. Ben kayda girmiştim değil mi? Evet. Tekrar geri gelirsen şeye geçelim. Tamamdır. Şöyle başlama vuruşu diyoruz ve heyecanımız başlıyor. Münih. Hadi bu sefer şeyi de görmüş olduk. Ben bu devam ederken size şeyden de bahsedeyim. Tabii ki daha bir önceki videoda da söyledim ya da diğer TCL videolarımızda da bahsetmeye çalışıyorum. Bilkom güvencesiyle Türkiye'de ve bunun Bilkom'un avantajıyla 81 ilde 200'den fazla servis noktası var. Bu konuda rahatsınız. Hatta Bilkom'un şöyle de bir iddiası var. Diyor ki gerçekten ben sen satın aldın 24 saat içerisinde kurulumunu yaparım. Bir arızayla karşılaştım bizi çağırdın. 24 saat içerisinde gelirim. Belediye sınırları içindeyse özellikle böyle bir şeyi var. Belediye sınırları içerisinde bu kadar hızlı hizmet verebilmesi de güzel bir önemli olduğunu da söyleyelim.
güzel hizmet. Yani normalde şey oluyor işte, mesela çağırıyorsun ya, biz o gün işte evde yokuz ya falan filan durumu oluyor. Bir aynen şey bir sıraya giriyorsun. Yani en azından bir gün evde bekledin mi adamlar geliyor. Belediye sınırları içindeyseniz. Bu bence güzel bir detay olmuş. Maçımız başlıyor. Cristiano Ronaldo ile başladı. Portekiz. Jota çok iyi geçti. Jota Bernardo Silva'ya gelmedi. Danilo Pereira. Courtois biraz kolay top oldu Courtois için. Çok büyük hata, çok büyük hata şu an. Ah. O hatayı olmadı. Guerreiro önü bomboş. Guerreiro orta geldi. Bernardo Silva. Jota sekti. Orada çarpınca gol geldi. Diego Jota. Çok şanslıydım burada ya. Yoksa Ronaldo faktörü deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ronaldo arkada bile hiçbir şey yok yani. Sen bir de sektirin kaç kişiye çarpmış yani. 3 top bilardo gibi maşallah. Semih Saygıner vurmuş. Hop, Ronaldo'nun önüne gelmişti. Faul var. Aa, Ronaldo mu yaptı diyor bir de. Nasıl ya? Bir dakika. Ha, Ronaldo gelip çarptığı için. Peki. Hop. Bir kontra atak şansı. Şut geldi uzaktan. Rui Patricio. Çift müdahaleyle durdurdu. Ronaldo'dan da hava topu alamıyoruz ki arkadaş. Bu arada Ronaldo'nun maçını yapıyoruz diye gördüğünüz gibi masamızda Coca-Cola falan yok. Sadece su var. Ve Revani. Revani sponsorluğunda. Allah açı güzel. Oh. Ben kötü vuruyorum duran topları. Tamamen Allah benim hatam yani. Oyuncunun suçu yok. lan. Ronaldo. Bernardo Silva. Jota. İlla birine olmadı. Mi çarptıracak kardeşim? Olmadı. Boş kere atamıyor musun? Çok da güzel fasla. Ben senin önünü boş bırakırım Aydoğan. Zaten atamıyorum. Zaten atamıyorsun yani. Petr Cech gibi kaçıramaz mı elinden? Atar. Aa! Lan! Ronaldo! Şu ara çok Portekiz baskısı var üzerimde. Çok Ronaldo baskısı var üzerimde. Sinirlendi mi de Ronaldo? Tam şey oldu o vakit. Abi alın şu Ronaldo'yu şuradan yani. Ben de çok yanlış oynuyorum. Ronaldo atamazsa Jota. Bak bir yere çarptıktan sonra Jota atıyor. Yine mi sen kardeşim ya? İyi paslaşma. Gerçekten eğlenceli geçiyor bir de. Yani takımlarda sağlam olunca. Ronaldo bir türlü golle buluşamadı. Courtois direniyor. Sarı kart geldi. Kevin De Bruyne. Sorumuza geldiğimizde TCL C728 QLED televizyonun paneldeki maksimum tazeleme hızı kaçtır? Onu da yukarıdaki örnekteki gibi yazarsanız hemen yarın yapılacak çekilişte PES 2021 sahibi olabilirsiniz. Şimdiye kadar 4 kişi oldu. 5.sini veriyoruz. Daha
yaklaşık bir 7 kere daha falan vereceğiz. O yüzden finale kadar yani aynen, artık yolumuz var yani. Olacak şekilde. Şansınızı bol bol deneyin o yüzden. Her videonun altında, her TCL böyle maç videosunun altında gelin o yüzden soruyu cevaplayın ki PES'i kazanın. Sorunun cevaplarını da zaten açıklama bölümündeki linkten gidip panelinde, cihazın da özelliklerine bakarak öğrenebilirsiniz. Diyelim ve maçımıza dönelim. Şu Ronaldo ile bir gol atmak lazım. Hemen kullandı. Jota. Ronaldo'ya gelir mi? Gelmedi. Belçika defansının görevi Ronaldo'ya topun gelmemesi. Derken yine Dinayer. Dinayer çok iyi savunuyor. Bana kart gelecek gibi bir Tine korkum Vansa var şu anda. Uyarı var. Hocam tamam vallahi olmadı diyor. Bakalım. Sert girmiş yani. İçeriye. Ronaldo! Çok iyi geçti vurdu. Şurada bir anda çekti, üzerinden atladı, vurdu. Bruno Fernandes. Ronaldo yükseldi de. Nereye? Kimse yok ki. Semedo rahat rahat bir Patricio'ya döndü. Patricio da demesi ne zormuş be. Cristiano Ronaldo. Nelson Semedo. Ah! Lan gir. Cristiano Ronaldo. Ah! Orada direkt öyle Ronaldo'yu tık yapacaktım. Ronaldo da tam yerindeydi yani. Aynen. Direkt o kafa için bekliyordu adam. Lan niye o kadar ağır kaldı Gutierrez? Uzatmalara giriyoruz. İkinci yarı benim açımdan çok kötü geçti. Ah çok güzel de dönmüştü de. Hadi! 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 Ronaldo'ya veremedik. Ya ben amacım olan şey Ronaldo'dan gol yememekti benim amacım. Ay, güzel maç oldu bence. Bayağı eğlenceliydi. Burada da Portekiz Belçika'yı 2-0 yenmiş oldu. Dediğim gibi salıya kadar devam edecek. Pazartesi ve salı günü de birer videomuz olacak. Onlarda da PES 2021 vermeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Vallahi biz bunları çekerken, oynarken çok eğleniyoruz. Yani. Size de geçiyorsa lütfen beğenerek de, eğer abone değilseniz de abone olarak gösterebilirsiniz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.